Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Allah Teala'nın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Efkarlıyız, sıkıntılıyız. Neden? Ramazan artık nasıl yapacağız yani? Ramazan işte geldik. Yarın değil mi? Ne olacak? Yarın pazar. Pazarı pazartesiye bağlayan akşam 26. gece. Ondan sonra hadi 27. gece. 29 bu sene Ramazan. Allah sonumuzu hayır eyle. Şu duayı söyledikten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin yine dualar bize ne anlatıyor? Dualar bize ne anlatıyor? Bakın ilk başta düşünce, söz ve hareketten, kötü düşünce, söz ve hareketten sana sığınırım ya Rabbi. Sana yaklaştıracak düşünce, söz ve fiili bana nasip eyle ya Rabbi. Bu dua aynı zamanda bize neyi gösteriyor? Her şey düşünceyle başlıyor. Söze dökülüyor ve muhakkak fiil oluyor. Bir düşünceyi, güzel bir düşünceyi ihya edemiyorsan, o sadece basma kalıp hareketlerle yürümüyor arkadaş. Kötü bir düşünceyi de düşünce faslında, düşünce safhasındayken boğamıyorsan, öldüremiyorsan, yani adamı asmak önemli değil, fikrini asmak önemli. Fikri asamıyorsan, fikri imha edemiyorsan kötü fikri, o muhakkak söz, fiil olarak kendini gösterecektir. Biraz böyle ufak lokma yapacağım. Şimdi meraklısına, dua meraklılarına, evet arkadaşımız çok güzel buldu, şu duayı da bulacaksın. Bak Resulullah Efendimiz nelerden sığınıyor. Bugünlerde çok dua edeceksiniz. Cehennemlik fiilleri konuşacağız. İnsanın cehennemlik fiiller nelerdir? Hocam biliyoruz işte tamam. Şunu yapmak, bunu oynamak, bunu etmek, bunu içmek. Sadece o değil. Kötü huydur kötü. Kötü huy. Kıskançlık cehennemliktir. Cimrilik cehennemliktir. Yani ateşte yanan bir insan, ya cimri insanı sever mi? Ailesi, etrafı sevmez. Konuştuk daha evvel. Öfkeli bir insanı sever mi? Kimse sevmez. Demin şurada 2-3 böyle bir suratımızı astık. Herkes böyle ay yine gudubet adammış dedi. Sevmez. Şeytan bayılır ama. Ateştir çünkü. Kıskanç adam sevilir mi ya? Kıskanç insan sevilir mi? Sevilmez. Peki acaba bu sıfatlar bizde var mı? Onu düşüneceğiz. Ama şunu arkadaşlar yazsınlar. Acayip bir sıra var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ya Rabbi, ağlamayan gözden, katı kalpten, hissiyatı bitmiş, katılaşmış kalpten ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Arada birkaç cümle daha var ama bu sırayla var. Ya Rabbi, ağlamayan gözden, katılaşmış olan kalpten ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Bir dua öğrendik diye bakıyoruz. Şimdi bu dua bize neyi anlatıyor? Ha, demek ki duaların kabul olması için insanın gözünden iki damla yaş akmalı. Gözyaşı olmazsa kalp katılaşıyor. Kalbi neyle yumuşatabilirsin? Kalbi neyle yumuşatabilirsin? Gözyaşıyla. Yani gözyaşı derken merhamet. Merhamet nazarıyla. Allah Teala'ya bakın size bir müjde vereyim. Size bir müjde vereyim. Şu saatler var ya şu saatler, şu seher vakti. Bendeniz okuduğum kitaplarda da, yaşadığım hayatta, gördüğüm tecrübelerde de onlara dayanarak hiç görmediğim, hiç şahit olmadığım veya şimdi söyleyeceğim şeyin aksini ispat edebilecek hiçbir şey görmediğimi ifade edeceğim. O da şu, bir insan şu saatlerde hususi olarak kalkacak, gözyaşlarıyla seccadesine oturacak, Allah Teala'ya dua edecek ve o dua kabul olmayacak.
Ben buna inanmıyorum. Bizim bir Fatih'te bir teyzemiz vardı. Herkes ondan dua isterdi. Geçenlerde yine söyledim. Geliyorlar oğlum benden devamlı dua istiyorlar. Hacı anne şu bizim çocuk şey çok kötü onu bir dua eder misin? Hacı anne ev borcumuz var onu ödeyeceğiz. Hacı anne hastamız var. Dua istiyorlar. Artık ben bunlarla baş edemedim dedi. Böyle cep telefonu çevirmeyi falan da çok şey yapmıyor. Belki de şimdi öğrenmiştir. Ne yapıyorum biliyor musun Fatih Hoca dedi. Şimdi benden dua istiyor not ediyorum dedi. Sen bir de telefon numarasını alıyorum dedi. Bak ne kadar orijinal bir hareket. Şimdi Fatih benden dua istediği. Çok dardayız. İşte ev borcunu ödeyemiyoruz diye de not alıyor oraya. Telefon numarasını da altına yazıyor. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Sabah namazı ezan okunduktan yarım saat sonra, 20 dakika sonra arıyor. Uykulu uykulu, ne alo, kim ya falan filan diyorsa, he diyor, ben diyor bugün dua istediğiniz insanım. Sen nasıl dertlisin ki diyor sabah namazında yatıyorsun. Yani ne gibi? Çok uykusuz olan insan gibi yatıyorsun. Ne samimiyet diyor bunun, bu ne kadar samimisin sen. Bir insanın Allah Teala'ya kapıların açıldığı, sabaha kadar Allah melekleriyle imsak vaktinde nida ettirir meleklerine. Rızık isteyen yok mu? Hastalığından kurtulmak isteyen yok mu? Vereyim. Sen vurup kafayı yatıyorsun. Sonra diyorsun ki ya bir dua etsen hocam. Olmuyor işte bak niyet bozuk. Bak ama ne güzel insanlar var. Yine de dua ediyorlar. Size anlattım geçenlerde. Aşık dediği, bana nasıl dua ettiğini. Bir başka bir şey anlatayım. Hazreti Üftade, Bursa'ya selam olsun. Muhyiddin-i Üftade diye bu alemden bir adam geçmiş, bir adam. Bir Adem geçmiş. Muhyiddin-i Üftade. Koskoca padişah Bursa'ya gelir hususi, yukarıdaki tekkesine çıkar. Kanuniler falan he. Diz üstü oturur, müsait misiniz efendim? Mesele sorarlarmış. Muhyiddin-i Üftade, Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri'nin şeyhi, mürşidi. Aziz Mahmud-u Hüdayi kim? 8 padişaha mürşitlik yapmış zat. Cenab-ı Hüdayi, selam olsun. Muhyiddin-i Üftade Hazretleri, şimdi diyelim ki, sabah namazına daha böyle bir saat falan var. Ezan yok. Daha ezana var. İmsak vaktine var değil mi daha? Hazreti Üftade ne yaparmış biliyor musunuz? Kuddise sırru. Kendisi cami, Üftade Camii'nin imamı. Şerefe'ye çıkarmış. Daha imsak vakti bile girmemiş. Sabah namazı değil, imsak vakti bile girmemiş. Başlarmış kasideler okurmuş, salatü selamlar getirilmiş. Es-salatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Veya her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Her tarafa ses gidermiş. 1, 2, 3, 5 insanlar sormuşlar. Ya şey, yani sabah namazı değil, imsak değil, sonra hani sırf sala falan, niye yapıyorsunuz bunu demişler. Ne demiş biliyor musun? Civarımızda hastalar var demiş. Oğlu vesairesi gelmemiş, elden ayaktan düşmüş, akrabaları da gece koymuş onu bir eve, sabah geliriz demişler, bir köşeye atmışlar. İnliyorlar ağrıları. Geceliğin ağrı artar. O ay çekimiyle alakalıdır. Öyle diyorlar. Geceliğin ateş artar değil mi? Hasta da geceliğin olduğunda ona ruhi bir kasvet de basar. Böyle karanlık ya. Sabah olacak mıydı? Sabah doğuşu, sabah güneşin doğuşuyla beraber hem moral yerine gelir hem de vücut da yerine gelir. Alerji, ateş vesaire biliyorsunuz
ay çekimi veya geceliğin hepsi artar. Bilirsiniz. Diyorlar, geceleri hasta olanlar sabah gelsin diye ümitle bekliyorlar ya, ben birazcık önceden okuyorum. Böylece sabah oluyor desinler de hastaların gönlü rahatlasın diye okuyorum demiş. Bakar mısın güzelliğe? Onlara bir şey söylemeye çalışıyorum yani. Onlara faydam dokunsun diye. Peki işin bu tarafı ayrı. Fakat ben bir zatın eserinde okudum. Allah Teala seher vaktinde abuk sabuk şeyler isteyen insanlara bile istediklerini verirmiş. Mesela ne bileyim, ya Rabbi ben şu kırmızı arabayı istiyorum. Şöyle bilmem ne olsun. Yani geceliğin sabaha imsak edilecek dua mı bu yani? Dersin sen. Fakat Allah Teala veriyormuş. Sebebini biliyor musunuz? Allah Teala dermiş ki meleklerine, şu adamın duasını hemen kabul tarafına yazın. Hemen temini içinde vazifelendirin melekleri. İşini görün. Çünkü bu saatte benim aşıklarım ayaktadır. Aşıklarımın sesine bunun tuhaf sesi karışmasın. Aradan çıksın. Hani bazen böyle çocuk bir şey dinliyorsundur. Önemli bir şey dinliyorsundur. Ya anne şunu versene, şunu versene. Aslında hiçbir istediği bir şey değildir böyle. Ivır zıvır istiyordur falan. Artık iflahın kesilir. Dinleyemezsin. Al şunu al, tamam hadi git. Git dersin. Konuşma. Burayı bozuyorsun. Hadi git, tamam. Sonra hesabını alırım senden. O da sevine sevine gider. Seni rahatsız etmez. O irtibatı bozmasını istemezsin. O anki zevki bozmasını istemezsin. Almayacağı, lazım olmayacağı bir şey bile verirsin. Seher vakti şu saatler o kadar kıymetli ki, bu saatte acayip şeyler isteyen insana bile Allah Teala dualarını reddetmez, kabul edermiş. O sebepten size hep bu saatlerde, ilk başta da hep duaya teşvik etmeye çalışıyorum.